Efendim merhabalar, saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Bugün günün raporuyla değil, Dünya Çiftçiler Günü Zirvesi özel yayınıyla karşınızdayız. Agro TV'den Dünya Çiftçiler Günü Zirvesi'nden bir kez daha merhaba. Yaklaşık yarım saat boyunca çok önemli konuklarımız olacak. Çok önemli konuğumuzla önemli konu başlıklarını konuşacağız. Yarın da bu arada Dünya Çiftçiler Günü Zirvesi özel yayınımız devam edecek ve cumartesiyi de lütfen not edin. Cumartesi günü de yine özel yayınlarımız Dünya Çiftçiler Günü Zirvesi kapsamında Agro TV ekranlarında canlı yayında devam edecek. Aynı zamanda bu canlı yayını hem Agro TV'den hem de WebAgro'nun sosyal medya hesaplarından da canlı canlı izleyebilirsiniz. Bunu da hatırlatmış olalım. Peki bugün Dünya Çiftçiler Günü Zirvesi'nde neler konuşuyoruz? Efendim Dünya Çiftçiler Günü Zirvesi 14 Mayıs'ta ve 1984 yılından bu yana Dünya Çiftçiler Günü Zirvesi'ni kutluyoruz. Neden Çiftçiler Günü Zirvesi'ni kutluyoruz? Çünkü tarım çok stratejik bir sektör ve tarım oldukça önemli bir sektör. 2021 yılından bu yana bunun daha da önemli hale geldiğini bizler çok daha farkına vardık, çok daha iyi öğrenmiş olduk. Dolayısıyla bugün burada hem tarımı konuşuyor olacağız hem de çiftçilerin durumunu konuşuyor olacağız. İstatistiklere biraz değineceğiz. Bugünkü konuğumuz çok değerli bir konuk. Çiftçilerin de özellikle dikkat etmesi gereken konular ve konu başlıklarına değineceğiz kendisiyle. Zirai Mücadele İlaçları Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Profesör Doktor Enver Durmuşoğlu birazdan canlı yayında karşımızda olacak. Hem Çiftçiler Günü Zirvesi dolayısıyla vermek istediği mesajlardan birazcık size yansıtmak çalışacağız canlı yayında bu mesajları. Bunun yanı sıra biraz önce de söylediğimiz gibi zirai mücadele çok önemli tarımda. Tarım stratejik bir sektör ve olmazsa olmazlar var. Bu stratejik sektörü ilerletmeye çalışırken bizlerin ve tabii ki çiftçilerin üstüne düşen görevler var. Dolayısıyla nelere dikkat etmemiz gerektiğini kendisiyle konuşacağız ve bir virgül koyarken şunu da hatırlatmak istiyoruz. Tarım o kadar önemli ki, çiftçiler o kadar değerli ki. Mustafa Kemal Atatürk yıllar önce şu cümleyi sarf etmiş. Bunu da söylemeden geçmek olmaz. Türkiye'nin gerçek sahibi ve efendisi gerçek üretici olan köylüdür demiş Mustafa Kemal Atatürk. Öyle ve stratejik bir sektör olan tarım sektörüne çok daha fazla eğilmeli ve çok daha fazla önem vermeliyiz. Bu bizim için de çok önemli. İleride halen de önemini korumakta. Onun da altını çizmiş olalım. Ve hemen konuğumuza dönelim. Profesör Doktor Enver Durmuşoğlu karşımızda. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Pınar Hanım, hoş buldum. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Şimdi özellikle tarımın stratejik bir sektör olduğuna değindik. Bu konuda konuşulacak çok başlık var ama tarımın stratejik bir sektör olması dolayısıyla burada çiftçilerin de ön plana çıktığını ve çiftçilerin özellikle ziraat konusunda yani tarımsal mücadele, zirai mücadele konusunda dikkat etmesi gereken konu başlıkları olduğuna da değindim ben biraz önce. Sizinle bugün bu yayında bu konu başlığını konuşacağız enine boyuna. Özellikle ben şu soruyla başlamak isterim. Zirai mücadele yani tarımsal mücadele dediğimiz kavram nedir? Neleri kapsar? Avantajları nelerdir? Dezavantajları nelerdir? Dilerseniz bu soruyla başlayalım. Buyurun sizi dinliyoruz. Evet, teşekkür ediyorum. Öncelikle hem Dünya Bitki Sağlığı Günü olan bugün, Dünya Çiftçiler Günü gibi anlamlı bir günde, böylesine önemli bir zirvede beni de konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Milletimizin efendileri olan çiftçilerimizi başta olmak üzere, Dünya Bitki Sağlığı Günü'nü kutlamaya değer kılan tüm ziraat çalışanlarını, ister kamuda ister özel sektörde olsun tüm paydaşlarımızı, tamamı günde 2-3 öğün tarımsal ürünleri tüketen baş tacımız, değerli izleyicilerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Tarımsal alanlarda yetiştirilen kültür bitkilerinde sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadeleye verilen isimdir aslında zirai mücadele diğer adıyla. Tarımsal mücadele. Ne olur zirai mücadele yapılmazsa? Lütfen şunu izleyicilerimiz hatırlasınlar. Dünyada en çok kayısı üreten, incir üreten, fındık üreten ülkeyiz. Birinci sıradayız. Ayva, karpuz, kavunda ikinci sırada. Antep fıstığı, kestane, vişne, biber, salatalık, mandalina vesaire üçüncü sırada olduğumuz. Kısacası ilk üçte 16 ürün. İlk 5'te 32'den fazla, ilk 10'da en büyük üretici olduğumuz 60'a yakın ürün var Türkiye'de. Evet. 167 kültür bitkisi de Türkiye'de yetiştiriliyor. Böylesine ticari anlamda sanayi yanında kültür bitkilerinin de
önemli olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Bu kadar çok çeşitli ve bol olan kültür bitkilerinin olduğu yerde sadece insan ve bitkiler için değil, bu kültür bitkilerinde zararlı olan organizmalar için de vatanımız bir cennet. 650'den fazla etmen var. Bakın yaklaşık 300'den fazla böcek, akar gibi zararlı. 150'den fazla bakteri, fungus, virüs gibi hastalık etmeni, 100'den fazla yabancı ot. Eğer bunlarla mücadele yapmazsanız ürünün %65'ini kaybedebileceğinizi bilimsel çalışmalar ortaya koymuş. Hatta bu kayıplar yıldan yıla yere göre %100'e bile ulaşabiliyor. Evet. Mücadele yapmamıza rağmen ürünün %35'ini kaybediyoruz halen. İyi mücadele yapmamız gerekiyor günümüzdeki insanların kaliteli, yeterli gıdaya ulaşmalarına vesile olalım. Evet. Ben bir virgül koymak isterim. Kaliteli, yeterli gıda dedik, iyi bir mücadele dedik. İyi mücadele nasıl yapılmalı? Buradan bir soru yöneltmek isterim. Hangi teçhizatlarla, hangi ilaçlarla yapılmalı? Birazdan o ilaçların ayrımına ve farkına da değinmek isteyeceğim. Onunla ilgili de sorularım olacak ama yeterli ve özellikle kaliteli gıdaya ulaşma konusunda şu dönemde, geçen seneden bu yana yaşadığımız sıkıntılar ortada. Dünya gündeminde de devam eden bir savaş var. Rusya-Ukrayna savaşı. Dolayısıyla onun global etkilerinin de tabii ki bize etkilemesi söz konusu. Her ülkeye farklı etkileri var. Bizde de tarımsal manada ve diğer sektörlerde etkilenmememiz söz konusu olmadı maalesef. Dolayısıyla burada gıdanın yeterli ve kaliteli olması konusunda da tabii ki mücadele ön plana çıkmakta. Sadece tohum atma veya sadece toprağın ısısı, nemi ön plana çıkmıyor. Sizin de söylediğiniz gibi verimlilik ön planda olduğu için dikkat etmemiz gereken faktörler var. En başta da herhalde bu kullanmamız gereken ilaçlar geliyor. Dolayısıyla burada yeterli ve dozunda mı kullanılmalı bu ilaçlar ve tabii ki yeterli ve kaliteli gıdaya biz hangi ilaçları, hangi mücadele sırasında kullanarak ve özellikle hangi zararlı canlılarla sık sık mücadele ederek bunları kullanmalıyız? Türkiye'nin geçmişini de bir değerlendirmenizi rica edeceğim. Hangi canlılar mesela zararlı canlılar, özellikle çiftçilerin bu sınavı vermesine sebep olmakta? Evet, aslında dediğim gibi 650'den fazla zararlı organizmanın olması ülkemizde, sadece bu kadar biyolojik çeşitliliğinin ön plana çıktığı memleketimizde her birinden tek tek bahsetmek mümkün olmayacaktır. Ama tüm bu zararlılarla mücadelede temel olarak entegre zararlı yöntemlerinin tamamını uygulamakla başlıyoruz işe. Öncelikle bir kere sağlıklı kültür bitkisi yetiştirmek zorundayız ki mücadele işimiz kolay olsun. Kültürel yöntemler dediğimiz yöntemlerle başlıyoruz. Kuvvetli ve sağlam bitkilerin yetiştirilmesiyle dayanıklı hastalık ve zararlılara dayanıklı kültür bitkisi çeşitleri seçiyoruz. Ekim ve dikim zamanlarını optimum zamanlara denk getiriyoruz. Ondan sonra bir sorun çıktığında fiziksel, mekaniksel savaş yöntemlerine öncelikle başvuruyoruz. Yetmediğinde biyoteknik ve biyolojik mücadele çalışmaları devreye giriyor. Bunlar desteklenmeli. Arkasından da halen yetmediğinde bu yöntemler tarımsal savaş yöntemleri içerisinde son çare olarak söylüyoruz ama üreticilerimiz hızlı etki göstermesi, kısa zamanda yüksek başarı göstermesi nedeniyle tarım ilaçlarını öncelikle tercih ediyorlar. Bildiğiniz gibi tarım ilaçları gerektiğinde yeterli miktarda ve uygun şekilde uygulandıklarında hem ekonomik hem de oldukça yüksek etkinlik sağlayan bir savaş yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle de üreticilerimiz en çok tarım ilaçlarını kullandıkları bu savaş yöntemini tercih ediyorlar. Evet, gerektiğinde ve yeterli doz dedik. Bu kavram önemli ön plana çıkması dolayısıyla. Çünkü bu zaman eğer yeterli ve gerektiğinde doz kullanılmadığında sanırım bir takım dezavantajları da olabiliyor. Sonuçta bunlar kimyasal ilaçlar ama organik tarafı da var. Onu da konuşuruz birazdan. Özellikle son dönemde konuştuğumuz organik ilaçlar kimyasalın yanı sıra onlar da tercih edilebilir gözüküyor. Özellikle neden yeterli ve dozunda kullanılmalı? Çiftçiler bu aşamada kimlerden bilgi almalı? Hangi uzman desteğine başvurmalı? Sanırım bu nokta çok çok önemli. Kesinlikle. Temsilcisi olduğum dernek, ZİMİT üyeleri, uluslararası, ulusal büyük firmaların yer aldığı organizasyon aslında bu konulara çok detaylı
çözümler üretecek şekilde çalışmaları var. Tarım Bakanlığımız, üniversitelerimiz de aynı şekilde. Bakınız, pek çok hastalık ve zararlıyla mücadelede bir kere başta doğru ilaç seçimi, ruhsatlı ürün kullanımı. Eğer siz doğru bir kültür bitkisinde doğru ürünü üzerinde, etiket üzerinde yer alan bilgiler çerçevesinde kullanırsanız, o zaman pek çok sorunun önüne geçmiş, maksimum faydayı da yakalamış oluyorsunuz. Tüm tarım ilaçlarının etiketlerinde ne zaman, hangi etmene, hangi dozda, ne kadar sayıda, ne şekilde uygulanacağı oldukça detaylı yazılmaktadır. Hatta o uygulamaları yaparken ne yapılmaması, nelere dikkat edilmesi gerektiği de çok detaylı yazmaktadır. Dolayısıyla bu kimyasalları elinize aldığınızda ne zaman ne yapacağınız oldukça detaylı tanımlanmış ve bütün ambalaj etiketlerine yapıştırılmış durumdadır. Üreticilerimizin bunları takip etmesiyle yüksek başarıyı sağlamak garanti olduğu gibi pek çok yerde ilaçlara atfedilen olumsuz etkilerden de uzaklaşma mümkün oluyor. Dolayısıyla öncelikle çiftçilerimizin bu ürünleri mutlaka reçeteyle alıp aldıkları ilacın üzerindeki etiket bilgilerine uyup kullanmaları, oralarda çözüm üretemedikleri konularda ise tarım kuruluşlarına bağlı bitki koruma şubelerinde çalışan personel, tarım ilaçlarının bayileri bu konuda çok detaylı bilgiler sunmaktadır üreticilerimize. Bakın, bakanlığımız bile yaklaşık 500 bin kişiye iyi tarım uygulamalarının, bitki koruma uygulamalarının nasıl olacağına dair eğitim vermiş ve sertifikalandırmıştır. Aslında isteyen herkesin çok kolay ulaşabileceği çok zengin kaynaklarımız var. Ve biz de dernek olarak, üyelerimiz de firmalar olarak rutin uygulamalarla hem çiftçilerimizi hem bayilerimizi bu konuda bilgilendirmekte. Evet, biraz önce şuna değinmiştik. Özellikle son dönemde, son 10-15 yıldan bu yana organik tarımı daha çok konuşuyoruz. Organik tarımın yanı sıra özellikle bu kullandığımız zirai mücadele ilaçlarında da organik içerikli ilaçların ön plana çıktığını görüyoruz. Aradaki fark nedir? Avantajları nelerdir? Dezavantajları nelerdir? Bu açıdan da bir bakmamız gerekiyor sanırım. Özellikle kimyasal ilaçların zararlarının da çokça tartışıldığı bir nokta var. Organik ilaçların da, özellikle organik içerikli diyelim, zirai mücadele ilaçlarında nelere dikkat edilmeli satın alırken, kullanırken ve biraz önce zaten hani zirai mücadelede nelere dikkat edilmesi gerektiğini siz özellikle altını çizerek söylediniz ama bu aradaki farkı da bir bilmek açısından size sormak isterim. Farklar, dezavantajlar ve avantajlar nelerdir efendim? Evet. Şimdi organik tarım aslında hepimizin herhalde tercih edeceği, yapılabildiğinde, başarılı olunduğunda herkesin o tarım şeklinden üretilen ürünleri tercih edeceği bir yöntemdir. Ancak şunu unutmayalım, lütfen bunu en azından izleyicilerimiz arasında bahçesi olan, hatta güneş alan balkonu olan dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz lütfen denesinler. Bir saksıda, küçücük bir alanda sebze, meyve yetiştirmeyi denesinler. Çiftçilerimizin ne kadar zor bir işle uğraştığını bir görsünler. Hem tadından lezzetli ürün yemeyi tatsınlar hem de bu işin zorluğunu görsünler. Benim açımdan organik tarım son derece değerli, olabildiğince geniş alanlara yayılması gereken bir konudur. Ama bu denenirken zaten yetmediğini gördüğümüz için, sadece organik çözümlerle yeterli başarıya ulaşmadığımız için insanlar konvansiyonel tarıma, yani tarım ilaçlarının, sentetik gübrelerin de kullanıldığı entensif tarıma geçiyorlar. Düşünsenize, 7-8 milyarlık dünya nüfusunu beslemek zorundasınız. Bu ana kadar gelişen bilgiye, teknolojiye rağmen organik tarım yapılabilen alan dünya çapında %1,5. Ülkemizde %3 civarında çok uygun olmasına rağmen Avrupa Birliği ülkelerinde sadece buna yönelmek isteyen kitlelerin barındığı yerde bile %7'ye ancak ulaşabilmiş. Dolayısıyla organik tarımda üreteceğiniz çözümlerle yeterli ürün, kaliteli ürün elde etmekte maalesef sıkıntıları çözemiyoruz. Her hastalığın, her zararlının organik bir yöntemle çözümü yok. Evet,
Bazı tarım ilaçları riskli ama bütün tarım ilaçlarını da yüksek riskli görmemek lazım. Pek çok tarım ilacının etiketindeki uyarılara bakarsanız evinizdeki deterjanlar, çeşitli temizleyicilerde belirtilen uyarı kadardır uyarılar, tehlikeler. O nedenle konunun bu şekilde dikkate alınmasını çok tehlikeli ilaçların üzerinde de ibareler hem şekillerle, görsellerle hem de yapılması gerekenler detaylı bir şekilde yazıyor. Dolayısıyla güvenli pestisit kullanımı, sürdürülebilir pestisit kullanımı yeterli ve kaliteli gıda elde etmek için herhalde anahtar terimlerdir diye söyleyebilirim. Evet, gıda demişken özellikle bir gıda kriziyle karşı karşıya olduğumuzu hemen hemen tüm sivil toplum kuruluşları, uzmanlar söylemekte. Dolayısıyla bu gıda kriziyle nasıl baş etmeliyiz? Gerçi siz biraz biz anahtar kelimeyle aslında sürdürülebilir pestisit diyerek aslında o kavrama da biraz işaret ederek bir noktada ipucunu verdiniz. Bu gıda krizini nasıl aşmalıyız? Yine dönüyoruz, dolaşıyoruz, bir şekilde bir üretime geliyoruz. Üretimin verimliliğine, kalitesine geliyoruz. Bu kalite ve verimlilik içinde yapmamız gereken, dikkat etmemiz gereken faktörler var. Onların başında zirai mücadele geliyor ve diğer faktörler ve başlıklar da sayılabilir. Peki özellikle bu gıda krizini aşmamızda sizin bir bakış açınız, öngörünüz nedir? İleride Türkiye nasıl bir krizle karşı karşıya kalacak? Bundan daha kötüsü olur mu? Özellikle tabii global manada da bir krizle karşı karşıya olduğumuzu aktaralım. Sadece Türkiye'ye özgü bir durum değil bu. İklim kriziyle de birebir aslında bağlantılı. Aslında iklim krizinin yansıtmış olduğu etkilerle beraber hiç görmediğimiz canlıların, zararlı canlıların ülkemizde olması, belki topraklarımıza zarar vermesi, belki ürünlere zarar vermesi de söz konusu olabiliyor zaman zaman. Yine dönüyoruz, dolaşıyoruz burada. Üretimde ve kaliteli, sürdürülebilir üretimde dikkat etmemiz gereken faktörlere geliyoruz. Sorum şu, gıda krizinin önüne geçilmesi için sizin önereceğiniz dikkat edilmesi gereken başlıklarda neler var? Her şeyden önce üreticilerimizin bir karış toprağı bile boş bırakmadan ekip, dikip üretimden vazgeçmemesi gerekiyor. Üreticilerimizin bunu yapabilmesi için de başta Tarım Bakanlığımız olmak üzere tüm ilgililerin bu üreticileri girişimleri için desteklemesi gerekiyor. Bu destekler ve üreticilerin şevkiyle yeterli gıda üretimini bakın sözlerimin başında değinmiştim. Ülkemiz hem insanlar için hem de kültür bitkileri için cennet bir vatan. Bu vatanda ülkemiz nüfusuna yetecek gıda yeterince yetiştirilebileceği gibi ülkemiz Avrupa'nın en büyük gıda ihracatçısı olabilecek potansiyelde. Dolayısıyla Ukrayna gibi devasa bir ülkede bakın tarım yapılamadığı anda savaş nedeniyle sadece Ukrayna'da değil Avrupa'da dünyanın diğer yerlerinde tahıl ithalatında yaşanan sorunlarla açlık sorunuyla Evet. karşılaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla dünyanın her alanında sadece Türkiye'de değil tarım yapılabilen her alanda bir kere ekim dikimden vazgeçmemek lazım. İnsanoğlunun en azından her gün iki kez beslenmesi gerekiyor diye baktığınızda. İki, üreticiler, elleri öpülesi üreticiler hakikaten o kadar kıymetli bir iş yapılıyor ki onların neler yapması gerektiğini söylemeden önce emeklerine saygı duymayı ben bir kez daha yinelemek istiyorum. Hakikaten çok zor koşullarda çalışıyorlar. Çok fazla bilgiyle donanmaları gerekiyor. Ama maalesef bakıyoruz bilgili tüm kesim tarımdan uzaklaşmış. Köyler boşalmış. Gençlerimiz büyük şehirlerde yığılmış. Herkes bilgisayar başında yemeğini sipariş ederek geçiniyor. Dolayısıyla insanımızın tarıma yeniden emek vermesi gerektiğini düşünüyorum başlangıçta. Zaten bu tohum ekimi, fidan ekimi başladığı andan itibaren çeşitli sorunları hep yaşayacağız. Bu sorunların çözümü içerisinde de pek çok bilgiyle o sorunları çözüp yeterli ve güvenli gıdayı elde etmekte hiçbir bilgi eksiğimiz yok. İnsanların ilgisini kaybettiğini görüyorum tarıma. Bu ilgiyi yeniden yönlendirdiğimizde açlık sorunu olmayacağına ve insanlarımızın kaliteli gıdaya her zaman ulaşabileceğine inancımı yenilemek isterim.
Evet, çok haklısınız. Başta ben de söylemiştim. Aslında tarım çok stratejik bir sektör. Biz de bu potansiyele sahibiz ama maalesef istatistikler de öyle gösteriyor ki özellikle çiftçilikten, tarımdan çıkanların sayısı son yıllarda oldukça artış gösterdi. Yeri gelmişken o rakamları da vermek isterim. 2020-2021 Ağustos ayında %7.2 yıllık düşüş, özellikle çiftçi sayısındaki düşüşten bahsetmek gerekirse. 2020-2021 Ekim ayında da bu düşüşün %7.2'den %11.9 9'a çıktığını görüyoruz. Yani çiftçi sayısında yılda 13.2 oranında bir düşüş olmuş. Bu da 75 bin kişinin çiftçilikten, tarımdan çıkmasına tekabül ediyor. Çiftçi sayısı da 493 bine gerilemiş. Bu rakamı nasıl değerlendirmek lazım? Dönüyoruz, dolaşıyoruz. Sizin söylediğiniz biraz önceki cümleye geliyoruz. Üretim çok değerli. Üretime katkı verilmesi çok değerli. Bu noktada çiftçi sayısının artması, yeni kuşakların tarımla uğraşması konusunda bir cazibe ortamı yaratılması mı gerekiyor? Kesinlikle. Bakın şu an arazilerde çalışan pek çok insanın mülteci, sığınmacı diye adlandırabileceğimiz insanlar olduğu dikkatinizi çekmiştir. Son zamanlarda pek çok yerde söyleniyor ama özellikle tarımsal alanlarda bu kişilerin insan iş gücü olarak kullanıldığını da görüyoruz. Bir kere kendi gençlerimizin, kendi nüfusumuzun bu alanda inisiyatif alıp çalışmaya başlaması ülke geneli için son derece yeterli. İnsanlarımızın o işe yönelmesi için de teşvik edilmesi gerekiyor. Bakın bir kilo domatesin fiyatını bundan 2 yıl önceyle bugün kıyasladığınızda sadece domates değil ki bütün tarımsal ürünlerde evet, aynı şey. Herhalde o böyle artık %50, %100, %150 değil 3-4 katından bahsediyorsunuz. Girdiler de böyle artıyor sürekli. Dolayısıyla üretimi arttırmadan maliyetleri düşürmek ve yeterli, bırakın sağlıklıyı, önce yeterli gıdaya ulaşmak bile mümkün olmayacak. Çünkü insanlar yeterli gıda bulamadığında kaliteyi ikinci plana bırakıyorlar. Evet. Biz hem kaliteli hem de yeterli gıda üretmeye yeterli toprağa sahibiz, coğrafyaya sahibiz, bilgi birikimine sahibiz. Bunu destekleyen politik yaklaşımlarla sorunların hızla çözülebileceğine inanıyorum. Umarım öyle olur diyoruz. Doğru söylüyorsunuz. Size de sonuna kadar hak veriyoruz. Yine özellikle zirai mücadeleye dönecek olursak üretim konusunda ön plana çıkan en önemli başlıklardan bir tanesi bu çünkü. Özellikle kimyasal ilaçlardan bahsetmişken kimyasal ilaçları kullanmak yerine acaba biyolojik mücadele de söz konusu olabilir mi? Onu da sormak isterim. Evet. Tabii ki, hatta öncelikle tercih edilmelidirler. Bunu bakın, eski bilim adamı kimliğimle söylediğim gibi Yeni Zimit Genel Sekreteri olarak da halen aynı şekilde savunuyor, söylüyorum. Görüşümde, duruşumda bir değişiklik yoktur. Olabildiğince öncelikle organik tarımda da kullanılmasına müsaade edilen bitkisel veya mikroorganizma kökenli dediğimiz doğal ürünleri önceliklemek lazım. Ama sorun şu hanımefendi, yeterli ürün yok. Standartize elde edilen ürün yok. Ruhsatlandırılan o kadar az ürün var ki, evet, risklerini değerlendirmediğiniz sürece organik de olsa bir madde, bir bitkiden de elde etseniz, bir mikroorganizmadan da elde etseniz, sonuçta bir canlıyı öldürmek için bir ürün elde ediyorsunuz. Bu elde ettiğiniz ürünün hedef organizmada başarısı kadar çevreye, insan sağlığına riski var mı yok mu diye ortaya konulması gerekiyor. Aynı kimyasallarda olduğu gibi bunlarda da riskin olup olmadığını bilmeden doğal ürün, risksiz bunlar kullanım diyemezsiniz. Dolayısıyla yapılan çalışmalar maalesef çok pahalı. Bu tür ürünlerin piyasaya kazandırılması kolay olmuyor ve yeterince başarılı ürün bulmakta da sıkıntı var. Her hastalığa maalesef biyolojik bir çözüm bulamıyoruz. Her zararlı için de biyolojik bir çözüm bulamıyoruz. Günümüzde bakın kimya devi firmalar bile organik, biyolojik ürünleri üretme peşindeler zaten. Ve üretebildikleri ürünleri de pazara hemen getiriyorlar. Bugün küçük firmalar değil, yine büyük firmalar, benim de temsilcisi olduğum firmaların pek çok organik ürünü söz konusu piyasaya sürmüş durumda. Ama yeteri düzeyde alınıp kullanılmadığı sürece ya da bunlar teşvik edilmediği sürece satışlarının artmasını beklemek doğru olmuyor. Tekrar altını çizeyim.
Başarılı ürün demek ayrı konudur. Sorunları az olan ürün demek ayrı konudur. Bunların hepsinin bir arada olması gerekiyor. Mesela bitkisel kökenliler diyoruz. Çok uzun yıllar çalıştım bunlar üzerine. Başarılı ürünler var ama standardize ürün elde etmek o kadar zor ki. Çok az sayıda preparat standardize hale getirilmiş ve ruhsatlandırılabilmiş. Temel sorunumuz burada. Yani bu tür ürünleri tercih etmiyoruz ya da kullanmıyoruz değil, önermiyoruz değil. Yeteri oranda ulaşamıyoruz. Mesela hastalıklardan ziyade zararlılarla mücadelede doğal düşmanlar, entomopatojenler, predatör böcekler, parazitoid böcekler diyoruz. Pek çok üniversitede, bakanlığımızın pek çok araştırma kuruluşunda bilinen, önerilen bir yığın organizma var. Ama üreticinin istediği anda yeter miktarda alıp uygulanması, beklenilen oranda yüksek başarıya rastlanması maalesef daha kısıtlı alanda olduğu için üzerlerinde çalışmak gerekiyor. Biraz daha araştırılması, geliştirilmesi gerekiyor. O ürünlerin avantajlarının arttığı, dezavantajlarının azaldığı sürece de ihtiyaç var. Sadece tarım ilaçlarının dezavantajı yok. Maalesef biyolojik ürünlerde de bir takım risklere dikkat etmek gerekiyor. Evet, bu risklere dikkat etmek için de özellikle sizin gibi önemli birliklerin yani Zirai Mücadele İlaçları Üreticileri Derneği'nin aslında bu çatı altında birleşen uzmanların da görüşlerine mutlaka ama mutlaka başvuruda bulunmak gerekiyor. Onun da bir kez daha altını çizelim. Yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşırken şunu da sormak isterim. Türkiye'nin özellikle zirai mücadelesini yurt dışındaki diğer ülkelerin tarımı ve zirai mücadelesiyle karşılaştırdığımızda nasıl farklılıklar, avantajlar ya da dezavantajlar görmekteyiz. Bu değerlendirmeyi de sizden almak isteriz. Evet, emin olun Pınar Hanım, şimdi hem siz hem dinleyicilerimiz şaşıracaktır. Türkiye'de tarım ilacının çok kullanıldığı söylenir. Doğrudur nispeten. Örneğin Antalya gibi, Adana gibi, İzmir gibi, Bursa gibi yoğun tarım, entensif tarım yapılan yerlerde, seraların yoğun olduğu yerlerde birim alana düşen miktar fazladır. Ama ülke genelini düşündüğümüzde Avrupa Birliği'nde tüketilen pestisitten daha az pestisit tüketmekteyiz. Dünya ortalamasının yakınlarında dolaşıyoruz. Üstüne üstlük şöyle düşünün, Türkiye'de herhalde tarımsal anlamda ilk 7 ekonomiden birisiyiz. Ama tarım ilacı tüketiminde dünyadaki tüketimin sadece %1'ini tüketiyoruz. Dolayısıyla aslında sanıldığı kadar çok fazla pestisit tüketilmiyor. Maalesef bazı yerlerde bilinçsiz pestisit tüketimi söz konusu. Evet. O nedenle insanlarımızın, son cümlelerim bu olsun. Hem çiftçilerimizin emeklerine saygı duyalım, hem de çiftçilerimizin daha iyi bilgilenmesi için onları çeşitli organizasyonlarla eğitmeye, onlara katkı vermeye devam edelim. Bunlar sorunlar değil de geliştirmeye açık yönlerimiz diye düşünürsek, ben de bu yaşımda bu kariyere rağmen halen okuyup kendimi geliştirmek durumundayım. Tüm üreticilerimizin ve vatandaşımızın da buna gayret etmesi gerektiğini söylüyorum. Evet, ben şunu anlıyorum. Bireysel gelişim, bilinç ve farkındalık. Aslında bunlara yatırım yapmamız gerekiyor her manada, her Türk vatandaşının. Ama tarım özelinde konuşacak olursak, hem tarım uzmanlarının sizin söylediğiniz gibi çok güzel görüşlerinizi paylaştığınız için bir kez daha teşekkür ederiz. Hem de tabii bu konuda üretim yapan çiftçilerin, üreticilerin de bilinç, farkındalık ve bireysel gelişimine yatırım yapması gerekiyor. Uzman olan bu konuda derneklerden de faydalanarak son bir mesaj almak isterim. Hem Dünya Çiftçiler Günü zirvesi, gerçi enine boyuna konuştuk. Ne kadar stratejik ve önemli bir sektörde aslında bizim potansiyelimiz olduğunu ve bunun daha da farkına varmamız gerektiğini aslında altını çizdik, ama özellikle çiftçilere, üreticilere ve bu konunun sektörün uzmanlarına bir mesajınız var mıdır? Sektörle ilgili de sizden bir mesaj alarak kapatmak isteriz bu bölümümüzü. Her şeyden önce bugün Dünya Bitki Sağlığı Günü. Bitkilerimizi koruyalım. Sadece kültür bitkilerimizi değil, ormanlık alanlarda, çevremizde, çayırlarda bitkileri korumalıyız. Ben de bir bitki korumacı olarak bugünün önem anlamına atıfta bulunmuş olayım. Bugün aynı zamanda Dünya Çiftçiler Günü. Çiftçilerimizi anlayalım, çiftçilerimizin zorluğunu ve çektikleri sıkıntıları dikkate alalım, onları destekleyelim. Emin olun, sektörüm için ekstra bir mesaj vermeye gerek görmüyorum. Sektörüm her alanda olduğu gibi çiftçilerimizin ve tüketicilerimizin
sosyal sorumluluk projeleriyle, topluma hizmet projeleriyle hep yanındadır. Bu konuyu biraz ilgi çekecek şekilde takip edin, izleyin, neler yaptığımızı görün. Emin olun sektör bu toplum ve üreticiler için her türlü desteğe her zaman hazır. Bunu üstüne üstlük bakanlığımız ve üniversitelerimizle birlikte gerçekleştiriyoruz. Tüm izleyicilerimizi, seyircilerimizi tekrar saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sağlıkla kalın. Sağ olun efendim, yayınımıza katıldığınız ve katkı sunduğunuz için teşekkürler. Ağzınıza sağlık, sağlıklı günler diliyoruz biz de. Sağ olun. Efendim, bugün Dünya Çiftçiler Günü Zirvesi özel yayınıyla karşınızdaydık. Yarın yine saatler 12'yi gösterdiğinde bizler burada stüdyoda Dünya Çiftçiler Günü Zirvesi'nde farklı bir konukla karşınızda olacağız. Yarın Hekagro Yönetim Kurulu Başkanı Enis Hekimoğlu saatler 12'yi gösterdiğinde benim sunacağım, modere edeceğim bölümde canlı yayında konuğum olacak. Kendisiyle de yine çok keyifli, enine boyuna bir sohbet gerçekleştireceğiz. Bu arada Profesör Doktor Enver Dürbüşoğlu, yani Zirai Mücadele İlaçları Üreticileri Derneği Genel Sekreterine de canlı yayında bize katkı verdiği için çok çok teşekkür ediyoruz. Hem kimyasal ilaçları konuştuk, hem de organik bileşenli ilaçları konuştuk. Tarımsal üretimde verimlilik ve sürdürülebilirliği ön plana almamız gerektiğini ve potansiyelimizin daha da farkına varmamız gerektiğini ve bunu nasıl yapacağımızı, hangi konu başlıklarına kimlerin dikkat etmesi gerektiğini, özellikle çiftçilerin ve üreticilerin zirai mücadele konusunda kimlerden dirsek teması, kimlerle dirsek teması yapacağını ve kimlerden destek alacağını da biraz önce Profesör Doktor Enver Durmuşoğlu altını çizerek mesajlarıyla vermiş oldu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Özel yayınımız hem Agro TV ekranlarında hem de WebAgro'nun sosyal medya hesaplarında devam ediyor efendim. Yarın görüşünceye dek hoşça kalın diyoruz. Sağlıklı günler.